Muhabbet Olsun programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarım Müzeyhibe, Meral ve Meltem Cantürk kardeşler. Hoş geldiniz kıymetli hoş hocalarım. Hoş bulduk. Teşekkürler, hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Meral Cantürk, Müzeyhibeyim. 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Evet. Çeşitli sektörlerde eğitim verdim. Aynı zamanda atölye çalışmalarımız var. Bunun dışında hala çalışmalarımız devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı sergiler açıyoruz. Çok güzel. Bu şekilde. Meltem Cantürk. Ablamdan yarım dönem sonra ben başladım tesisi. Ablanız mı vesile oldu size de peki? Evet, biraz ablandan etkilendim. Yani şöyle, benim tesibe başlamış olmam Hat ve Ebru aslında benim isteğimdi. Daha sonra işte ilerleyemediğim için o alanda, hani derslerimiz başlayamadı. Ablandan etkilenerek tesibe başladım. İşte ondan biraz sonra oldu benim de, 19 yıl falan. Nasip benim. Bu yolda ilerlememizmiş evet. Demek ki. Evet. Peki hangi hocalardan eğitim aldınız? İlk eğitimimiz Dilek Yerlikaya'ydı. Onunla 5 yıl beraber çalıştık. Evet. Ondan birlikte. Sonra da, birlikte. Birlikte beş. Beraber çalıştık. Ondan sonra da Münevver İçer'le devam ettik. Çok güzel. Bize biraz tesip sanatından bahseder misiniz Meltem Hocam? Tesip sanatı aslında 8. yüzyılda duvar fresklerinde ilk görülüyor. Yani orada duvar fresklerinde bulunan bir figürün elindeki çiçek motifiyle aslında ortaya çıkıyor. Ve daha sonrasında işte yüzyıllar ilerledikçe detaylanıp işte saraylarda işlemeler devam edip en son işte 16-17. Yüzyılda Kanuni döneminde zirveye çıkıp daha sonrasında işte 18-19. Yüzyıllarda batılılaşma ile birlikte devam eden bir süreci vardı tesibin. Ama ilk çıkışı 8. yüzyılda bulunmuş. Osmanlı zamanında nakkaşhanelerde falan evet, değil mi? Evet, İhtişamlı. Nakkaşhanelerde. Çok yani güzel. Özelliği altınla çalışma. Yani altınlamaktır aslında tesibin kelime karşılığı. Altınla çalışıyoruz. Yani saf altın. Bu şekilde. Malzemelerinden de bize biraz siz bahseder misiniz Meral Hocam? Malzemelerimiz önce zaten çizim yaparak başlıyoruz. Bir Aydinger eskiz kağıdımız oluyor ve kalemle, kurşun kalemle. Önce çizimlerle başladığımız için ilk malzemelerimiz bunlar. Daha sonra fırça çalışmalarına başlıyoruz. İnce uçlu fırçalar kullanıyoruz. Sulu boyalar, guaj boyalar, akrilik boya. Dediğimiz gibi altın en önemli ana maddemiz. Tabii olmazsa olmazımız. Onunla. Malzemelerimiz bunlar. Mühremiz var altını parlatmak için. Yıllar önce ezilmiş boyalar da kullanılmış. Günümüzde hala kullanılıyor mu peki? Günümüzde artık bu şeyle teknolojinin ilerlemesiyle artık bir de çok yoğun çalışıldığı için eskisi gibi el yapımı değil de hazır üretilenler kullanılıyor. Tabii el yapımı yapılabiliyor öğrencilere öğretirken, gösterirken onları da kullanıyoruz ama daha çok hazırlar. Hazır boyalarla. Ama bu işlere uygun hazır boyalar. Anladım. Onlarla devam ediyoruz. Birçok öğrenci yetiştirdiniz ikiniz de değil mi? Evet. Farklı farklı kurumlarda çalışıp eğitiminizi aktarmaya çalıştınız. Peki bu yolda ilerlemek için en önemli kaide nedir? Sabır ve sevgi en önemlisi. Değil mi? Yani sevgi olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Bir de sabredecekler. Sabretmezlerse zaten şöyle bir şey, sevdikleri zaman sabretmeyi de öğreniyorlar aşamalar ilerledikçe. Ama sabredemezlerse zaten bu şöyle bir şey ki derse başladıktan bir süre sonra kimin kalıp kimin kalmayacağını zaten kendiliğinden gelişiyor. Belli oluyor diyorsunuz. Belli oluyor. Tesip öyle bir şey yani geleneksel sanatların hepsinde bu var. Seçiyor, öğrenciyi seçiyor. Kesinlikle. Adat da çok önemli midir Meltem Hocam? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani haddini bilmek önemli aslında. Değil mi? Yani. Usta-çırak ilişkilerinde hep bize bu aşılanır değil mi zaten? Tabii ustalarımız ki. Önce adap ve edep derler. Evet. Ve bizler de öğrencilerimize değil mi bu bayrağı devrederken bile
Ona çok dikkat ederiz. Adaplı ve Kesinlikle. edepli olmalarına. Kesinlikle. Yani çizimdi, renk çalışmaktı, hani onlar bir yere kadar. Edep adap olmadıktan sonra zaten o alanda başarılı olunamıyor. Kesinlikle. Yani. Yani meşhur bir söz vardır. Edeple gelen lütufla gider. Aynen öyle. Evet, Aynen çok güzel. Kitap sanatı deyip geçmemek lazım. Kesinlikle. Değil mi? Aslında Kesinlikle. arka planda bize çok şey katıyor. Her sanat, Hı. İslam sanatlarımız, geleneksel sanatlarımız hepsi bizim ahlakımızı yorarak terbiye ediyor diyebiliriz. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Peki, çeşitli sergiler yaptık Hı. diyorsunuz. Şu anda hali hazırda düşünmüş olduğunuz bir sergi var mı Meral Hocam? Biz kişisel sergi düşünüyorduk ama şimdi pandemi dolayısıyla biraz ertelemiş olduk. Ama yine niyetimizde birlikte iki kardeş kişisel sergi açmayı düşünüyoruz. Birlikte atölye çalışmalarımız devam ediyor. Hani hazırlıklarımız var bu konuda ama yani pandemi olduğu için maalesef birçok şeyi erteledi. Tabii O ki, evet. yüzden biz de hani sıramızı bekliyoruz şu anda. Çok güzel. İlk serginizi de memleketinizde açmışsınız. Nasıl Evet. bir rağbet gördünüz? Biraz bize bahseder misiniz Meltem Hocam? İlk sergimizi evet Bir Samsun'da kişisel serginizi. kişisel sergimizdi. Samsun'da açtık. Güzeldi. Yani orada mesela hani İstanbul haricinde çok yok bu sanatlar. Yani tek tük var. Evet. Ve Samsun'dan hani gerçekten güzel rağbet oldu. Mekanımız çok güzeldi. Yine tarihi bir mekandı. Ve güzel ilgi gördü. Yani ders almak isteyenler oldu. Fakat hani Samsun, İstanbul arası zor olduğu için Bir de oradaki o insanlar anlamda çok bilmiyorlar, geliyorlar, bakıyorlar, bu nedir falan, böyle bir bilgilendirmek gerekiyor. O yönden de çok verimli geçti. Yani hiç bilmeyen bir insan artık oradan şu anda ne olduğunun yani farkında. tesibin ne olduğunu Evet. öğreniyorlar. Çok güzel. Memleketinize sanat anlamında bir şey kazandırmış olmuşsunuz. İnşallah, inşallah çok mutlu oluruz. Çok güzel. Peki hocam, var mıdır, ikinize de sormak istiyorum. Eserlerinizi ortaya çıkartırken, şu eserimi çıkartırken şu nokta beni çok etkilemişti. Aslında arka planında şöyle bir anım, hikayem vardı diyebileceğiniz bir eseriniz. Var. İstanbul, 2010 İstanbul tasarımlarımız oldu. Bizim 2010 yılında bir sergi düzenledik. Orada yaptığımız tasarımlarda mesela tesbihin içerisinde hani minyatür bilgimiz de var bizim. Minyatür ekledim içerisine ve her bir minyatürün etrafında kuşak şeklinde kendine ait anlatılan yazılar, şiirler, bunları araştırıp ekledim içerisine. Ve hiç hani ummadığım bilgiler çıktı benim. O çok etkilemiştir beni. Yani bir Galata Kulesi'nin hikayesi hani biliriz ama bilmediğimizin arkasında çıkanlar oldu. Ondan sonra bir İstanbul Üniversitesi bilirsiniz hani eski saraydır orası ilk Evet. saray olduğu için hani içerisinde yaşanmışlıklar hani şiirlerini ve hani tarihini araştırdığımızda çok farklı şeyler çıktı ortaya. Mesela o bir eserin benim için çok özeldir. Çok güzel. Her baktığımda mesela hala o anı yaşarım onunla. Çok ince işçilik gerektiren bir sanat dalı Evet. hocam, teslim Evet. sanatı. Hangi vakitler daha çok yapmaya özen gösterirsiniz? Hangi vakitler? Yani sabah erken saatlerde ben oturup çalışıyorum. Yani şu anda küçük bir bebeğim var ama ona rağmen mesela oturup o saatte hani benim saatim o. O saatte oturup çalışmaya bayılıyorum ve hani çok da verimli geçiyor o vakitler. Çok güzel. Sizin için de öyle midir Meral Hocam? Benim için de öyle yani. Çünkü gecenin geç saati artık yorucu oluyor. Çalışıyorsun ama sabahın verdiği bereket gecede olmuyor. Sabahki yapılan Aynen. işler daha hızlı ve güzel gidiyor. Çok güzel. Çok ince ince işçilik. Onunla birlikte ahlakımızı da bir taraftan Tabii ki. terbiye ediyoruz. Bir eserin ortaya çıkması ne kadar süre alıyor yaklaşık olarak? Çok ince işçilik barındırdığı için soruyorum merak eden izleyicilerimiz için. Şöyle o tasarımın bir kere ilk oluşması lazım. Hı. Onu yani kimi zaman ruh halinle alakalı hani bu ilham geliyor vesaire denilir ya Evet. onunla alakalı. Tasarımın bir kere ortaya çıkması lazım. Onun zamanı belli değil. Ne zaman çıkarabilirsiniz?
Daha önce radyo programında da bir anımı anlatmıştım. Evet. Bir eser için çalışıyordum. Bir türlü tasarım çıkmıyordu. 2 ay uğraştım. 5 dakikada çıkarttım. 2 ay sonunda eserimi. Gece gündüz düşündünüz, düşündünüz. Aynen. 2 ay anda. Hiçbir şey yoktu ama bir anda bir 5 dakika içerisinde bütün eserin o tasarımı oluşmuş oldu. İşte vakti o vakitmiş. Evet, vakit. Ondan sonrası fırçaya dökmek daha kolay. Eğer eliniz de iyiyse, bir de hızlıysanız bu işte, fırçaya dökmesi daha kolay. Önemli olan tasarımı çıkması. Hocam aslında bu soruyu sormamdaki kastım şuydu. Uğraşmayan insanlar arka plandaki zahmeti göremedikleri için hemen eserlerin ortaya çıkabileceğini düşünüyorlar. Ve ne yapmış ki gibi bir ifade oluşuyor. Aslında sanat terbiyesi ve adabı verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum birçok insana. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ama şöyle bir şey var. Yani sergilerde mesela bunu çok yaşıyoruz, görüyoruz biz. Dışarıdan gelen insana bunu anlatamıyorsunuz. Yani evet. Elinizin altında olan öğrenciye tamam bu eğitimi veriyorsunuz. Hani algısı açıksa zaten otomatikman kendisi alıyor. Hı-hı. Ama dışarıdan gelen insana bunu veremediğiniz için hani orada bir sıkıntı oluşuyor. Evet, insanlar diyorlar ne yapmış ki ya bunu ben de yaparım. Ya da tablodaki diyorlar. İşte fahiş rakamı gördükleri zaman bu tablo bu fiyat evet. Olur mu? Evet. İşte bizim bütçemizi düşünmüyorlar mı gibi. İşte Batı'da ve işte bizim ülkemizde kıyasladığımız zaman bunu daha net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz, değil evet. mi? Yani gözlemliyoruz ve de şey işte sergilerin amacı da bu oluyor. Evet. Yani insanlar herkes derse gelmiyor. Sergilerin amacı bu. Orada gelip görüyorlar, detayını soruyorlar, anlatıyoruz. Biz her gelen kişiyle birebir ilgilendiğimiz zaman mesela çok güzel artılar alıp çıkabiliyorlar sergiden. Yani güzel bilgileniyorlar onlar da. Hani bu şekilde insanlara anlatabiliriz zaten. Hem kendinizi hem de sanatı tanıtmış evet, oluyorsunuz tabii. Evet. Böylece. Hocam bu yolda yürürken abla kardeş olmanızın bir dezavantajı var mı acaba? Ya herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Yani bizim açımızdan hani başkalarını bilemiyorum ama bizim açımızdan hiç olmadı. Daha şeyi birbirimize çok destek olduk. Çok güzel. Bu yolda yani hani tek yolda yürümek daha meşakkatli. Ama birbirine destek olarak bu yolda ilerlemek bize çok büyük şey artı kattı. Ne mutlu size. Yani bazen kıskançlık devreye girebilir ya da çekememezlik devreye girebilir. Yok. Bunları yaşamadıysanız çok güzel. Yani fıtratla alakalı bir de yetişirken aile terbiyesi, adabı bunlar da çok önemli. Hani bizi şimdi ben abla olduğum için kardeşimi hep ben önden hani lokomotif vardır vagonları çeker. Evet. Ben o görevi aldım. Hep kardeşimi arkamdan yönlendirdim. Ben de abla olduğum için ablalar, abiler sanırım böyle bir misyon evet. Yükleniyor. Evet, ama bu aileden geliyor. Evet. Aile yönlendiriyor çünkü. Kesinlikle. Fırçalarınızla eserlerinize anlam katıp eserlerinizi süslemişsiniz. Gelecek nesillere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz Meltem Hocam? Gelecek nesilleri önce mesleklerini edinsinler. Yani yaşam şartları belli. Mesleki oluşumlarını okusunlar ama onun yanı sıra mutlaka bir altın bilezik olarak sanatla ilgilensinler. Yani hangi branş olursa olsun ama kendilerini keşfedip mutlaka bir sanatla ilgilensinler. Çünkü hayata bakışları değişiyor, hayatlarındaki yaşam şekilleri değişiyor ama sanat önemli. Yani ilgilensinler mutlaka gençlerimiz. Meral Hocam, gelecek nesillerin sizler kadar sabırlı olduğunu düşünüyor musunuz? Sanat yolunda yürümek çok ciddi sabır gerektiriyor. Yani bu teknolojik çağda gençleri aslında o kadar sabırlı değiller. Evet. Ama ümidimizi kesmemek lazım. Muhakkak yönlendirmek, ilgilenmek. İlgilenmek de çok önemli. Hani gençliği böyle boş bırakmamak, onları yönlendirmek, bilgilendirmek. O zaman hakikaten eğilim gösterebiliyorlar. Peki tesip sanatında ben usta oldum artık demek için en az kaç yılımızı vermemiz gerekiyor Meltem Hocam? Tesip sanatında ben usta oldum demek çok zor. Çok zor. Yani bizim 19-20 yıl olduğu halde bile ben oldum diyemiyoruz. Çünkü
bir okyanus keşfedilmiyor. Sürekli yenilikler çıkıyor. Ama temel eğitim olarak muhakkak bir 4 yıl gerekiyor. Yani bir tasarım yapabilsin, kendisi için bir şeyler üretebilsin anlamında 4 yıl mutlaka gerekiyor. O sabrı gösterebilirlerse zaten devamlılığı gelir. Zaten o kendini bünyesine alıyor ve devam ediyor. Derya evet. Deniz. Buradan da sanatların hemen sonuç vermediğini anlamış oluyoruz. Kesinlikle. Çok uzun soluk gerektiriyor. Hocalarınız size neler katmıştır peki? Çok şey. İki tane yani, hocanın eğitimiyle harmanlanmışsınız. Evet. İşte şu hocam benim mizacıma bunu ekledi, öteki bunu ekledi diyebiliyor musunuz? Tabii ki yani bu usta çırak ilişkisi zaten bu yönde çok önemli. Fark etmeden ister istemez böyle birlikte bir kere hocayla öğrencinin uyumu çok önemli. Öncelik o. Uyuyorsa o yola girdiklerinde beraber aldıkları yolda birbirlerini muhakkak etkiliyorlar. Muhakkak ister istemez bir şeyleri değişiyor, bir şeyler alıyorsun, veriyorsun. Yani teslim çalışmasan bile orada paylaştığın o atmosfer, ambiyans çok önemli. Yani usta çırak ilişkisinde fıtratların da uygun olması kesinlikle, gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle. Yoksa Tadili Erkan'a göre hocanın ilminden şüphe edersen faydalanamazmışsın. Evet. Yani ilminden şüphe etmeden tamamen teslim olmak gerekiyor aslında, evet, değil mi? Evet. Onun için de dediğimiz gibi ruhların birbiriyle uyuşması lazım. Ama bir yerde başarının yolu da oradan geçiyor zaten. Teslim olmadan hedefe ulaşamıyorsunuz. Hocayı seversen birçok davranışı da sizlere sirayet etmiş oluyor. Hı hı. Ve bu şekilde de yol alarak yürümüş oluyorsunuz evet, aslında. Evet. Çok güzel. Sanat yolu böyle derya, deniz, evet, bitmeyen, uzun soluk gerektiren, ucu bucağı belli olmayan bir nehir gibi düşünebiliriz, deniz gibi düşünebiliriz. Evet, Mevlana'nın bir sözü vardır. Sen okyanusta bir damla değil, bir damlanın içinde okyanussun. Çok güzel. Hocam bir de radyoda bahsetmiştiniz. Tabii Esenler Belediyesi'nin radyosu da var. Meral hocamızı oraya da konuk evet, etmiştim ben. Eşiniz sizi hocanızdan istemişti galiba, değil mi? Biraz ondan bahseder misiniz? Şimdi şöyle bir şey. Tabii atölyede usta çırak ilişkisi yanında şey oluyorsun böyle. O kadar iç içe oluyorsun ki artık anne kız gibi, manevi anne gibi o şekilde. Şimdi biz ilk prosedürler aile içerisinde olduktan sonra derse gittik. Şimdi anlatıyorum olan biteni, işte istendi, söz oldu vesaire. Hocam birden, Münevver hocam kulakları çınlasın. Birden böyle bir şey dedi, dur bakalım sen nereye gidiyorsun? Ben seni verdim mi, benden istedi mi bir kere dedi. Biz öyle bir kaldık, doğru dedim yani. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü size yıllarca emek vermiş. Tabii ki onun da yıl, aileniz kadar evet, üzerinde 15 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Ondan sonra ben tabii hemen eşimi o zaman bildirdim. Çikolatanın çiçeğini alıyorsun. Şu gün dersimiz var. Atölyede bekliyorlar seni. O da böyle bir şaşırdı ama şimdi emir büyük yerden yapacak bir şey yok. Aldı geldi sağ olsun. Kırmadı. Sonra atölyede ablalarımız var bizim. Yani bir 13 kişiyiz orada. Onlar böyle ortalarını aldılar. Bir güzel sorguya çektiler. Sonra ben kahveleri yaptım, çikolata ikram ettik falan. Böyle bir hoş bir anımız oldu. Hocamdan istedi tekrar. Ne kadar hocam güzel. Da sağ olsun vermekle birlikte nikah şahidim de oldu. Aynı zamanda kızımın da, büyük kızımın da isim annesi oldu. Çok Onun kızı güzel. Da Elif Naz'dı. Ben de Elif Naz ismini koydum kızıma. Çok güzel. Hem isim annesi oldu. Böyle güzel bir anımız oldu. Hocalarımız bizim hayatımıza aslında birçok şey katarak yürümemize vesile evet, olmuşlar. Evet. Buradan onlara da selamlar. Evet, çok selamlıyım. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Bugün programımıza konuk olarak ağırladık. Davetime icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Muhabbet Olsun programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.